Evet, ağlamayla açılış yaptık size. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir dakika. Şunu ayarlayayım bir. Tamam. Oğlum ağlama. Tamamdır, açıyı ayarladım. Arkadaşlar annem geldi. Dün ben annemdeydim. Bugün de anneme illa geleceğim dedim. Geldi çünkü ben annemsiz yapamıyorum. Annem de burada. Valla gel dedim sana, dedi ki haftaya gelirim. Nasıl? Ben dedim ki anne yok illa gel dedim. Pazara falan gideriz dedim. Bu Seko Gross'ta da indirim var. Annem baksın ihtiyacı falan ne varsa işte. Onun için yani arkadaşlar Samet gelmedi. Babamla Samet akşamleyin gelecek. Kaç gibi gelirler anne? 4-5. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz Can Muhammed'in ağlayışıyla açtık videoyu. Kedi malzemeleriyle oynayacakmış ablaları. Kahvaltımızı yaptık. Çok bağırarak konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Ha? Neyse Can Muhammed orada kalsın. Durmuyor çünkü. Ne diyordum ben az önce? Ha, kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi kahve keyfisi yapacağız. Aa, kahve yok. Dur Leyla teyzeden isteyeyim aşağıda. Dur. Kahveyi döktüm arkadaşlar. Can Muhammed telefonun sesini kıs. Kahvemizi alalım. Sohbetsiz bırakmayacağım ben sizi. Şimdi şöyle. Çoraplar oradaymış değil mi? Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim. Siz de kahvenizi yapın da karşılıklı bir kahve içelim. Durun. Şeker iyi mi anne? İyi değil mi? Aa. Yok ben içerim. Şey arkadaşlar ne diyecektim ha? Ya birisi demiş ki hani şey demiş, Naz demiş, bence demiş nefese sen alıştırdın demiş kedi kedi diye, onun aklına soktun. Kız öyle bir şey olabilir mi ha? Annem de yanımda. Nefes daha ben eşim yaşarken eşimden istiyordu yani. Ben kediyi hiç şey yapmazdım, korkardım kediden. Nefes beni alıştırdı. Ben niye? Ben alıştırsaydım söylerdim, derim ben alıştırdım derdim yani arkadaşlar. O yani ben alıştırmadım, onu bilin. Nefesin kendisi istiyordu. Bir de başka bir şey daha vardı ya. Neydi? Dur. Ha, hani bu cins kedi falan diyorsunuz ya arkadaşlar hani. Neden cins kedi istiyorsun gri? Olabilir arkadaşlar hani bu cins kedi, siyam kedi hani Scottish mi ne kediler? Siyam kedisi, başka cinsler onlar sahipleniyor yani. O da mı komik bir şey yani? Herkes böyle şey demiş, niye böyle hani cins kedi istiyorsun diye. Ben onu seviyorum. Sokak kedisini de tamam sahiplenebilirim. Araştırma içindeyim ha. Çok zorlu olursa sokak kedisine şey yapacağım, sahipleneceğim. Ama ben istediğim anne o cins kedi. O var ya gri, onu istiyorum. Bazı demiş şaşkınlıkla izliyorum, niye cins kedi istiyorsun da. Ne yapayım, onu seviyorum. O daha hoşuma gidiyor. Çok tatlı görünüşü var. Gördünüz Instagram'dan takip edenler bilir. Paylaşıyorum devamlı. Çok daha çok hoşuma gidiyor. Yani bilmiyorum kısmet mi olur arkadaşlar. Bunları söyleyeyim de dedim. Vallahi nefes beni almıştı da. Ay öyle bir kedi seviyorum artık. Her zaman o kedi malzemelerine var ya, bugün böyle bakıyorum. Ay diyorum kedimiz gelecek, buna mı yatacak? Bugünlerde konumuz kedi, evet. Kedi de kedi. Aa, nefes. Şu arkadaşlar şu aşağısı da yerde beton nem olmuş. Bir borudan çatlak var demek ki. Şimdi size birazdan göstereyim, yerler hep ıslak gibi. İnşallah boru kırık değildir de, değil mi anne? Yoksa burayı, annem diyor burayı kırmaları lazım diyor beton. O da nasıl kıracaklarsa, inşallah dışarıda gider yeri vardır da yapabiliriz, yaptırabiliriz yani. Durun size göstereyim, bakın şimdi nasıl olmuş. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar, bakın burası böyle ıslak gibi bak. Ya burası kuru işte, şey sızdırıyor demek ki. Bu evler arkadaşlar 50 yılı geçkin ya, böyle borular artık eskidiği için böyle şeyler meydana geliyor. Şurayı da annem çırptı bakın. Orayı arkadaşlar annem çırptı, hani böyle çırptıkça hani diğer taraflar da şey oluyor, çıkıyor. Değil mi anne? Çayı sürdüm baktım olmayacak, elektrikli süpürgeyle almak lazım. He. Çok döküldü.
İşte aynen onu diyorum işte, yeniden diğerleri de şey oluyor. Mesela sen şimdi onu yaptıkça mesela şurada ya, şu taraf da oluyor, çıkıyor hani kabukları. Ya ne yapayım, öyle dursun ya, bir şey yok şimdilik, temizlerim. Sorun değil, aşağıya su gitmesin de. Gitseydi ama teyzem gelirdi. Şunu da anne var ya, şey yaptım. Koltuğa sıkıştırdım arkadaşlar şu parmağımı. Halen uyuşukluk hissediyorum. Ay bak. Neyse, kahvemizi içelim. Ben birazdan buzdolabını temizleyeceğim arkadaşlar. Pazara gitmeden. Buzdolabını temizleyeyim. Onu da videosunu çekerim inşallah. Ondan sonra pazara gideriz. Pazarın videosunu istiyorsunuz ama bakıyorum da çok izlenmiyor. Sıkıldınız mı acaba hani pazar videosu izlemekten? Ama bazılarınız da çok izliyorsunuz, istiyorsunuz. Bilmiyorum, belki çekerim, belki çekmem yani. Arkadaşlar, Can Muhammed uyudu. Saat 3'e 5 var. Ben de şu buzdolabını aradan çıkarayım dedim pazara gitmeden, hazır boşken. Önce size şu buzdolabımdan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Hot Point Ariston markası. Vallahi gerçekten çok memnunum. Şöyle buzluğu altta, aşırı memnunum yani. 6-7 yıl olacak değil mi anne? Hiç daha bir şey olmadı maşallah diyeyim de. Altta buzluğu olması çok iyi arkadaşlar. Bakın şöyle bayağı geniş buzluğu. Yani almak isteyenler için tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle bölmeleri var bakın. Ondan sonra şöyle çekmeceler var. Onları saklıyordum hani yaz olduğu için, kurtlanır bitlenir diye. Şimdi onları geri dolaba koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar, çok aşırı memnunum. İçi çok geniş. Görüyorsunuz bakın. Böyle bu şekilde yani. Şimdi ben şunları boşaltayım. İçini sirkelimle bir dakika şununla. Aa, bu kirlenmiş bakma. Geçen de göstermiştim arkadaşlar. Bununla temizliyorum. Ben buzdolabını hep bununla temizlerim. Çok güzel oluyor. Hiç kurulamaya gerek olmuyor. Sirke olduğu için. Arkadaşlar, içindekileri hep boşalttım. Şu ne bunun adı neydi? Rafları da yıkayacağım. Buraları da sileceğim işte sirkeyle. Şimdi bu böyle devamlı ötüp duruyor. Ama yapacak bir şey yok. Mecburum. Bozulur mu anne böyle devamlı ötüyor? Yok. Enerji kaybı oluyor. He, değil mi? Bir şey olmaz.
Kamyonlar yetiştiriyormuş. Habasını aldım, şunlar kaldı. Rafları da yıkadık gitti. Başka ne lazımdı? Başka bir şey yok orada. Bunlar da ha, bunu ağzını kapattım da o kutunun içine koyuyorum. Şunu değil mi? Hmm. Bir dakika şu dolabı. Siz başıma ağrıdı. Arkadaşlar dolabın içi bitti. Şimdi sadece üstü kaldı. Üstünü de silin. Ondan sonra işim bitecek. Buraya da yağ çözücü sıkmıştım. Kire bak. Kir. Ben bu ilerisini nasıl yapacağım ben onu? Bak kolum yetmiyor. Geldi bakalım. En iyisi şey yapayım anne. Oklavayla dur. Değil mi? Evet. Şimdi tam zamanında bitirdim ha. Babam gül geldi ben. Bitirdim hemencik. Ay. Temizliğim bitti arkadaşlar. Her tarafını sildim buzdolabının. Sadece şurası kaldı. Onu da silikonlu spreyle siliyorum. Bunların tek bir kötü yanı hemen elize oluyor. Bu buzdolabı türlerinde. Keşke beyaz alsaydım. Şimdi kahvem olsa her şeyi beyaz alırım. En güzeli beyaz. Üstünü arkadaşlar yanlarını hep yağ çözücüyle sildim şu yanları üstleri. Yarın değil de başka bir gün şu fırının içini dışını temizleyeceğim. Belki bugün akşam şu dolabı da temizlerim. Şimdi ama burayı bir bitirin. Çayımı için ondan sonra pazara gideceğiz. Arkadaşlar pazara hoş geldiniz. Şimdi size fiyatları çekeceğim. Aşırı kalabalık. Saat 4:10 geçiyor ha. Artık herkes pazarın sonunda geliyor demek ki. ₺5 elma. 3 kilo 20 lira. Soğan da 3 kilo 20 lira. Mandalina 7,5 kilosu. Lahanalar 10 lira. Şu küçükler 7 lira. Salatalık ne kadar? 10 lira. Düşüşte salatalık evet. 3 kilo 20 lira. Patatesler güzelmiş ama. 4 kilo 20 liraymış soğan. Bak hala aynı. Büyük güzel bir de. Muz ne kadarmış bakalım bir. Muz ne kadar? 18-17. Şu üzümlerden alacağım canlarımızı. Bu da yumuşak ama. Harizim alır. Orada ne herkes? Bedava mı veriyor onlar? Ne yapıyor? Anne. Domates ha ne kadarmış domates? Domates ne kadar? Domates, domates ne kadar? 7,5. 7,5.
10 lira. 7,5'miş anne domates. Evet, simitçi. Aa, brokoli ilk defa gördüm bu yıl şeyde. 7 lira. Sararmış ama. Şurada bakayım salatalık ne kadarmış bacılar. Salatalık ne kadar? 12. Şöyle bakliyatlar da var. Hay benim eşim turpu çok severdi. Muz ne kadar kilosu? 20 lira. Her yerde 18 lira. Yeşillik 5 tanesi 10 lira. Elma 7,5. Şurası da 3 kilo 10 lira. Marul ne kadar öyle? 10 lira domatesle. Havuç 4 tane lira. Ne kadar yeşili? 3 tane 5. 3 tane 5. Kabak 6 lira. Bu ne? Karnabahar 8. Aslında 10 liraymış karalahanalar. Anne. Annem diyordu turşu yapacağız da. Bu da 3 lirası. 3 kilosu 20 lira. Annemi kaybet ha. Çağırın. 12. Fotoğrafını çek. Fotoğraf. Kurma 10 lira. Tane 5 lira ne var? Karalahana ama küçükmüş. Bir liraya yeşillik. Kaç tane? Nane var mı acaba? Bağırır sen 1 lira. Limon 5 lira. Kavun. Fiyatları görebiliyorsunuz değil mi canlar? 3 kilosu 10 lira bunlarda bu patlıcanları. Hah, şu güzel baş üzüm. Dur onu dönüşte sorarım. Turp 5 lira, kabak 8 lira, 10 lira, çalı 15, kilosu 6 lira elmanın. Yanık bir şey koktu. 5 lira, portakal mandalina. Anne siz böyle 10, ha yarım kilosuymuş. Ben ne dedim, kilosu mu acaba? Hemen uçtum. Nane anne 4 tane 5 liraymış ha. Nane yok ama orada. Bu salatalık ne kadar? 8 liraymış. Dur bakalım. Kilosu 3 lira arkadaşlar elma. Bende var elma o yüzden almayacağım. Bunun kilosu ne kadarmış? Kilo, yarım kilo. Ha. Ay, yere düşmüş. Ki yarım kilo 5 lira. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bu hafta hiçbir şey yok. Kış geldiği için. Bakın.
Yani ben ne yemeklik alsam, geçen hafta yedik kabağı. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar eve geldik. Pazar çok pahalıydı, aşırı pahalıydı. Kış geldiği için orada da demiştim zaten. Şimdi size şöyle aldıklarımı hemen bir göstereyim. Yemek yapacağız. Yemekte de taze fasulye var. Aklımıza bir şey gelmedi. Annem 5 liraya aldı şeyi, marulu. Sonradan aldığı için. Ben de 7 liraya aldım. Ondan sonra üzüm 10 liraydı kilosu. 6 liralık aldım. Soğan 5 liraydı. Annem 1 kilo aldı. Ondan sonra portakal 4 kilosu 10 liraydı. Şey var ya arkadaşlar, domates bir pahalıydı, kilosu en ucuz 10 liraydı bunlar. Ben de bir kilo aldım, annem de. Patlıcan 3 kilosu 10 lira mı anne? 3 kilo 10 lira. Taze fasulye 12 lira. Annem de bir kilo aldı, ben de bir kilo aldım. Kabak 3 liraydı, bir kilo aldım. Jelapon biber aldı annem, kilosu 10 liraydı. Bu da 4 liraydı. 3 liralıktan almadı annem, çok çürük vardı. Dur annem, elma. Kaç kilo aldım? 2,5 kilo almış. Karnabahar aldı. Ne kadardı bu anne? Salatalık da arkadaşlar 8 liraydı. Ondan sonra muz aldım çocuklara, 18 liraydı. Onun da kilosu yok, 17 liraydı pardon. Başka? Dur. Patates aldım. 3 kilosu 20 liraydı. 1,5 kilo aldım. Bu da benim işte. 7 lira olan. Domates de benim. Bakın. İçi bahane taş bembeyaz arkadaşlar. Ne yapalım, başka mecbur almalıydık yani, domates yoktu evde. Şimdi arkadaşlar soğan falan vardı. Şimdi annem bakın taze fasulye yapıyor. Vallahi düdüklüyü getirdim arkadaşlar, hemen olsun diye. Saat 5.30 geçiyor, daha yemek yok. Çocukların karnı tok da gerçi. Ama işte biz acız. Yanına da pirinç pilavı yapacağız. Nefes çekil bacım. Şöyle ısladım pirinci. Dede torun aşkı. Nefes devamlı çıkma annem oraya, dedenle. Sen ne yapıyorsun Samet? Hayırdır, hayrola? Can Muhammed. Çorabın nerede? Bak ver. Ver. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik, kaldırdık. Vallahi öyle duruyor. Hemen şey kapanmadan, Sekogros kapanmadan annemle Sekogros'a gideceğiz. Anne hani yumurta indirimde 48 lira, 30 tanesi, annem ona bakacakmış. Bir de benim piril yok arkadaşlar, bulaşık deterjanı, ona bakayım, hiç kalmamış evde. Az önce başıma öyle bir şey geldi, kız şaşkınlıklar içerisindeyim. Ha bu arada arkadaşlar, hani ben sizlere kız diyorum ya, hani benden büyük ablalarıma, teyzelerime, yani saygısızlık olarak lütfen anlaşılmasın arkadaşlar. Şakasına dediğimi biliyorsunuz. Birisi öyle yazmış da hani senden büyüklere kız deme falan. Ben onu şakasına diyorum. Lütfen asla saygısızlık yapmıyorum size yani arkadaşlar. Ha az önce de başıma ne geldi arkadaşlar? Hani dedim ya dün 450 TL hani gönderim ücreti var dedim. Kediyi sahipleneceğiz dedim. Neyse ona yazdım. Ondan sonra dedi ki tamam hanımefendi dedi. Ad, soyad, telefon numarası, yedek telefon numarası, kedinin ismi, onları yazın dedi, yarın akşama gelir dedi. Neyse yazdım, dedim ki ondan sonra bakın dedim, lütfen size söylemiyorum, yanlış anlamayın dedim. Artık hani dedim kimseye güven kalmamış, dolandırıcılar çok yani dedim. İşin açıkçası bu arkadaşlar. Benim dedim çocuğum hani dedim babası vefat etti, kızım çok istiyor, onun için kedi sahiplenmek istiyoruz dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Yatırma parayı dedi. Aşağı şok geçirdim. Niye, ne oldu dedim. Kedi falan yok dedi. Ben de dedi annesiz babasız büyüdüm dedi. Annem babam oldu hadi ben de yetim büyüdüm. Annesiz babasızım dedi. Ama annesi babası yaşıyormuş yani, ona bakmıyormuş öyle dedi. Lütfen beni affedin dedi. Kedi falan yok, iyi akşamlar dedi. Şok geçirdim arkadaşlar. Yani niye böyle bir şey yaptı ben halen anlamadım. Kız yani sen sence niye öyle dedi. Bir düşün şöyle, empati yapıyorum dur. Yetim parası diyor o. Bak dedi ki ha o dedi yetim parası dedi. Ben de dedi yetim büyüdüm dedi. Annem babam olduğu halde dedi. Kedi falan sana yok dedi. Böyle aynısı yemin ederim arkadaşlar. Eksiksiz size söylüyorum. Vallahi billahi. Şok geçirdim ha. Vallahi billahi. Bu ne demek ben anlamadım. Şey yazıyorum hala, mesaj atıyorum, cevap vermiyor. Şoktayım vallahi. Anam ya Rabbim ya. Efendim anne.
Tamam anne. Böyle arkadaşlar. Hadi Seko Gros'a gidelim. Neyse. Oh. Vallahi ya. Bu aralar konumuz kedi. Sıkıldınız biliyorum. Az kaldı. Aa, bu 4 litre. Bu markayı ilk defa duydum ama anne. Ya Alim ne olacak ya, değil mi? Bir şey olmaz. Ay düştü. Neyse. Pirine bakın yarı yarıya 85 lira. Feyri 70 lira. Aslında en iyisi feyri de, o da çok pahalı işte. Başka neyin? Cif mi? Var benim. He. Şunlar da 60 lira arkadaşlar. 32'li. Arkadaşlar annem Gül gitti. Çay falan içtik işte. Şeyden geldikten sonra. Marketten geldikten sonra. Bir tane o bulaşık deterjanı var ya, onu aldım sadece. Annem de sıvı sabun aldı. Neyse arkadaşlar. Kız az önce bir tane yorum gördüm. Aba. Küçük dilimi yuttum. Ama böyle kötü kalpli insanlar var mı? Ben aklım almıyor arkadaşlar. Bak kelimeleri unuttum. Gerçekten şok etkisindeyim. Ben ama dedim onu ifşalayacağım dedim. Ben çünkü arkadaşlar size dedim bak. Ben demedim mi size canlar? Benim şahsıma yapılan eleştiriyi ben ifşalayacağım. Gerekirse mahkemeye. Zaten yeni bir kanun çıkmış. Argo kelimeler kullandığın zaman mahkemeye verebiliyorsun. Öyle bir kanun çıkmış herhalde yorum yazdığın zaman. Arkadaşlar ne demiş biliyor musun? Nurdan Nallı diye birisi. Demiş ki ne siz, hani biz dün kediyi besledik ya hani. Biz güya onu öldürmüşüz arkadaşlar. Siz diyor o kediyi öldürdünüz diyor. Başkalarının yardımıyla mı o kediyi besleyeceksiniz? Önce aç karnınızı doyurun. Kendinizi acındırmayı bırakın demiş. Ay ben şok oldum. Ne oldu nefes nefese gelin. Kız ben şok oldum. Ay nasıl bir şey Allah'ım, bu nasıl yani, ben çözemiyorum ya. Böyle bir zihniyet, böyle bir kötü kalp, böyle düşünce. Ya ben onun ruh sağlığından şüpheleniyorum gerçekten ya. Ya ben kızımla gitmişim, siz de gördünüz. Ben size her şeyi çekmiyor muyum? Nefes oynam onlarla annem. BİM'e gittik arkadaşlar biz. Mama aldık. Sokak hayvanlarımızı, dostlarımızı besledik değil mi? Anam. Sen tut de ki ne, sen o kediyi öldürdün. Kız şunun dediğine bak, ben şok etkisindeyim ya. Kaç defa tekrar ettim bu lafı ben bilmiyorum. Ya canım ben bunu 1000 defa söylüyorum. Ya bana hediye gönderiyorlar, siz neden bu kadar kıskanıyorsunuz? Ha? Sizin benimle alıp veremediğiniz nedir? Hayırdır? Hayırdır yani? O kadar zenginlere şeylere hediyeler gönderiyorlar da benim eşim vefat etmiş. 2 tane küçük çocuğum var. 2 tane yetim var. Yetimim var. Bana yardım etmişler. Çok mu bu? Gözünüze mi geliyor ha? Dünyadaki en büyük iyiliklerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Siz bilmezsiniz. Çünkü Allah size bu iyiliği yapmayı layık görmez. Anladın mı? Öyle Allah her şeyi layık görmez. Namaz kılmayı, iyilik yapmayı, oruç tutmayı, ondan sonra iyi kalpli olmayı, yani böyle iyi amelleri Allah herkese nasip etmez. Bunlardan bir tanesi de yetime, öksüze yardım etmek. Ne kadar yetimlerin, öksüzlerin, Allah hele ki yetimlerin Allah katında nasıl büyük büyük bir önemi olduğunu bir araştır, bir ayetleri oku bakalım ha, bilirsin. Bana yardım ediyorlar diye arkadaşlar devamlı böyle laflar ediyorlar. Ben anlamıyorum yani ya. Ben paylaşacağım. Siz çatlayın. Ben yine paylaşacağım. Anladın mı? Allah razı olsun. Bana yardım eden herkesten Allah razı olsun. Onlara öyle dualar ediyorum ki Allah bilir. Bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Ben kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum. Ya bu devamlı bu konulardan bıktım ama paylaşmayacağım, paylaşmayacağım diyorum. Ama arkadaşlar ben size diyorum değil mi? Benim şahsıma yapılan yorumu ben, hakareti ben paylaşırım. Yarın... O videoyu şeyi kapak resmi yapacağım. O şeyi hemen silmiş yorumu. Hemen silmiş ama ben ekran resmi aldım, haberi yok. Çünkü sen bana öyle bir yorum yapamazsın. Anladın mı?
Sen bana öyle bir yorum yapamazsın. Sen benim şahsıma öyle bir yorum yapamazsın. Kediyi öldürmek, sen önce aç karnını doyur, yardım paralarıyla kediyi doyur. Ya Allah rızka kefildir ya. Sen bunu öğrenemedin mi halen? Ha? Allah rızka kefildir. Allah bu boğazı delmişse bunun rızkını da verir. Hiç ayetleri araştırdın mı? Okudun mu sen hiç? Ha? Ben devamlı her şeyi araştırırım. Kedi beslemek çok sevapmış. Ayrıyetten eve bereket getirirmiş. Kedi beslemek çok, kedi çok temiz. Namaz her şeyi kabul oluyor. Çünkü Peygamber Efendimizin kedisi vardı. Adı Müezza. Bilir misin bunları? Ben hep araştırıyorum. Ben kaç gündür kedi arayışı içindeyim biliyor musun? Onlar hakkında bilgi ediniyorum. Ondan sonra dini şeylere bakıyorum. Kedi olunca hani namaz kılınır mı? Kedi haram mı? Hani evde beslemek. Hep ben bunları araştırıyorum. Bana yardım ediyorlar diye arkadaşlar. Ben YouTube'dan para kazanmaya başladım diye. Ya ben anlayamıyorum ya. Ben olsam derdim ki vay be, helal olsun bak. Ne güzel. Babaları, eşi vefat etmiş. Çocuklarına hem ana oluyor hem baba oluyor derdim. Yemin ederim ben öyle derdim. Gururlanırdım ya. Çünkü kadın kadının destekçisidir. Köstek değildir bence. Değil mi canlar? Heh, Nurdan Nallı hanımefendi değil mi? Ben kötü kalpli değilim arkadaşlar. Ben çok iyi kalpli bir insanım. Yani kendin övmek gibi olmasın. Bunu zaten sizler de diyorsunuz arkadaşlar. Konuşmamdan, hareketlerimden, davranışlarımdan, ha, beni gerçek hayatta görmediniz ama videolarda tanıdınız artık. Ne kadar iyi birisi olduğumu biliyorsunuz yani. Bunu ben şimdi kendim söylemeyeyim. Sizler de söylüyorsunuz zaten canlar. Biliyorsunuz yani. Telefon alacağım dedim. Aman Allah'ım. Aba o kıyamet koptu. Gerçi kıyamet koptu denilmezmiş, günahmış. Bir şeyler oldu telefon istiyorum deyince. Bana yakıştıramadılar iPhone'u. Ondan sonra hediye geliyor. Bir şeyler diyorlar. YouTube'dan para kazanıyorum bir şey diyorlar. Size bir şey diyeyim mi? Ben bu YouTube'u var ya arkadaşlar, bunu canı gönülden söylüyorum. Yemin ederim. Ben bu YouTube'u sırf çocuklarım için yapıyorum. Sırf onların geleceği için yapıyorum. Daha iyi bir gelecek sağlamak için. İstediklerini alabilmek için. Hayatın ne kadar pahalılaştığını, zorlaştığını hepimiz biliyoruz. Ben size yalan söylemiyorum. Eşimden maaşım var. Bin şükür Allah'ıma, bin şükür olsun. YouTube'dan da kazanmaya başladım. Bunu size söylüyorum. Ben her anımı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Hani mesela bak, bugünlerde kediye takmışım diyorum arkadaşlar. Bugünlerde kediye taktım diyorum. Sıkılırsanız hani atlatın, izlemeyin diyorum. Ben yani adı üstüne günlük vlog, günlük hayatındaki şeyleri çekiyorsun. Ben sizinle her şeyi paylaşıyorum. Ya bir kedi sahiplenmek istiyoruz arkadaşlar. Bize çok iyi gelecek ya. O kedi bize çok iyi gelecek. Ben hissediyorum ya. Kedi beslemek, evde kedi beslenince çocukların psikolojisi çok iyi oluyormuş. Menfaatli oluyorlarmış. Sevgi dolu oluyorlarmış. Bizim başımıza gelenleri siz biliyorsunuz arkadaşlar. Daha sizin bilmediğiniz onca şeyler oldu. YouTube'da ben çekmiyordum o zamanlar. Biliyorsunuz eşim trafik kazası geçirdi. Neler oldu yani, anlatmıştım. Ama size çekmedim o videoları. Bilmiyorum arkadaşlar, böyle kötü kalpli ben asla olamam. Ben kimsenin kalbini kıramam. Yani ben öyle bir insan olamam ya. Hani diyorlar ya işte arkadaşlar, bak bu doğru. Ben size diyorum. İyiler gerçekten bu dünyada kazanmıyor. Vallahi billahi. İyiler kazanmıyor ya. Bak devamlı bir şeyler söylüyor ha. YouTube'dan herkes böyle, herkese yardım geliyor, paralar geliyor, şeyler geliyor. Anam bacım, benim eşim yok, çocuklarım yetim. Yani en büyük sevabı işliyorlar. Nedir benim ne derdiniz? Ben anlamıyorum ki ne ya. Ya nedir benim derdimiz? Aman ileride ben böyle arabam olsa, evim olsa, abo beni taşlarlar o zaman kız. Millet her şeyi buradan ev yaptı, araba yaptı, ev aldılar, araba aldılar. Bir sürü şeyler aldılar, bir şey yok be. Hediye geliyor veya kendi kazandığım parayla şunu almak istiyorum diyorum. Yok, olmaz. Ben ne diyorum biliyor musun? Bana böyle annem diyenlere. Allah. Yani. Nefes niyonları çıkardın annem. Allah benim durumuma düşürsün. O zaman görüşürüz. Beddua ediyorum. Allah inşallah, inşallah demek değilmiş de. Allah benim durumuma düşürsün sizi. Benden beter olun, o zaman görürsünüz. O zaman benim durumumu anlarsınız. Ya hayat çok zor. Hayat öyle göründüğü kadar kolay değil. Şimdi diyorlar ha, ne var ki iki çocuk babasız, bir şey olmaz. Öyle değil işte.
Hem ana olmak hem baba olmak benim gibi olanlar beni anlar. Beni bir Allah bilir, anlar, bir de benim gibi olanlar anlar. Ne diyeyim, Allah'a havale ettim. Tek diyeceğim bu. Normalde hani takmıyorum yorumlara. Çünkü YouTube'da arkadaşlar, YouTube'daysan eleştiri kabul etmen lazım. Ha dersin ki ne? Nazlı eşyan güzel değil, halın güzel değil, saçın güzel değil, eşarbın güzel değil. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, beğenmedim. Konuşmanı düzelt. Konuşmanı düzelt, şey yap dersen hı tamam amenna. Ama benim şahsıma böyle bir şey asla sen diyemezsin. Asla diyemezsin, bunu kabul etmem. Uyarıyorum, bir daha da olursa ben yapacağımı biliyorum. Bunu da söyledim. Sadece Allah'a havale ettim. Beni böyle üzenleri Allah'a havale ettim. Allah bildiği gibi yapsın bu. En güzel yere havale ettim ben. Allah'a havale ettim. Allah büyüktür, kurban olduğum Allah. Sabrediyorum. Sabrediyorum. Sabır çok zor bir şey. Ben size bunu her zaman söylüyorum ama meyvesi çok tatlı. Ya sabır Nazlı diyorum. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. İmtihanım çok büyük ama Allah beterinden korusun. Ne aşkım? Hani o kız var ya. Hangi kız? Hani cemaati tatıyorlar ya hayvancı. Ha. Satmayı sahiplenin. Evet, satmayı sahiplenin. Kediydi arkadaşlar. Cins kedi arayışındayım. Evet. Ya ben sokak hayvanlarını tabii, ha ben istesem alırım sokak, ama benim kızım da ben de o cins kediyi istiyorsun. Ha kısmetimizde yoksa tabii ki sokaktan alacağım. Alacağım Allah'ın izniyle, ama yani bulabilirsem cins kedi istiyorum. Bunda büyütülecek ne var ki? Bacı ne var bunda büyütülecek? Hayırdır? Ha? Herkes cins kedi, cins köpek evinde besliyor. Evet. Ne var yani bunda? Bazıları köpek, bazıları kedi de. He, olabilir yani. Olmazsa dediğim gibi sokaktan alırız yavru bir tane. Kuzumuzu alırız, besleriz çikolatamızı, değil mi Nefes? Besleriz biz onu. Nalan ablam bak, Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Her zaman da söyleyeceğim. Bana yardım herkese. Herkese. Allah'ım var ya, hepimiz ölümü tadacağız arkadaşlar. Öbür dünyada Allah'a ey Allah'ım diyeceğim. Yalvaracağım böyle. Eşim vefat ettiği zaman bana yardım eden herkesi sen ne olursun Allah'ım diyeceğim. Böyle yalvaracağım. Cennetini al diyeceğim. Hı-hı. Öyle yalvaracağım. O benim ettiğim duaları bir Allah bilir, bir ben bilirim. Öyle güzel dualar ediyorum ki bana yardım eden herkesten. Nalan ablam, Allah senden razı olsun. Sen benim çocuklarımı sevindirdin ya. Allah seni iki cihanda da yüzünü güldürsün. Allah sana yokluk yüzü göstermesin. Gözüne yaş, ayağına taş değdirmesin yüce Allah'ım. Evinde bolluk, bereket, mutluluk, huzur olsun. Hastan varsa Allah'ım şifa versin. Ya ne diyeyim ki, işlerin yolunda gitsin. İyi insanlarla karşılaştırsın seni. Ben bana yardım eden herkese öyle güzel dualar ediyorum ki Allah bin kere razı olsun. Bu arkadaşlar 12 dakikadır konuşuyorum. İçimi döktüm. Çünkü ben siz bana dediniz ki Nazlı takma dediniz. Ben takmıyorum ama yine tekrar etmek istemiyorum. Son konuşmam bu. Son şeyim. Son cümlelerim. Şahsıma yapıldığı için arkadaşlar konuşma gereği duydum. Onun için yani. Ben Allah bana güç kuvvet verdiği sürece, ömür verdiği sürece YouTube'u Allah'ın izniyle yapacağım. Allah bana böyle bir kapı açmış, kurban oldum. Şükürler olsun. Ben bunu elimden geldiğince devam ettirmeye çalışacağım. Rabbim bana hayırlı, bol bereketli kazançlar nasip etsin. Çocuklarımı büyütmeyi nasip etsin. Helalinden ne güzel kazanıyorum. Öyle değil mi? Allah'a havale ettim. Tüm kötü kalplileri Allah'a havale ettim. Beni üzenleri Allah'a havale ettim. Allah bildiği gibi yapsın. Bu videoyu da burada sonlandırın bacılarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz canınızı sıkmayın. Ağzını payını ben verdim. Hı? Verdim. Siz canınızı sıkmayın bacılar. Ben Allah'a havale ettim. Destekleriniz için hepinizden Allah razı olsun. Sizleri görmedim ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben sizlerin önce Allah, sonra sizlerin sayesinde buralardayım. Ben sizlerin sayesinde beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için eşimin benim borcumu ödüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sevgiler, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.